Evet, bir yandan da güzel. Aynı kaba sakal. Allah. Benim arabasına doğru geliyor. Evet. Kuantum. Böyle bir şey. TRT çocukta. Okulda. Evet, TRT okulda. Ya, okul çocuk bunlar çok karışık ya. Evet. Ben bir tek şeyi bilirim. Bana Pepe de gel yani. Pepe. Pepe çok üzülüyor. Uçakta bir de öyle bir hamilelik var galiba. Evet. Maşallah. Siyahlar bunu belli kapatmıyor. Oluyor mu? Siyahlar bunu kapatmıyor. Güzel. Kaçıncı evet. ayındayız? 32. haftamız. Güzel. Evet. 2 yani, kilo olmuş bugün. Yani tedirgin bir... olalım mı? Yavaş yavaş. Yok, şu anda olmayayım. Ha, yani çalıştığınız üzerinden sormayayım. Ha, evet, yani bir yandan da öyle bir daha şey. Bir buçuk, iki ayımız var. Yani neredeyse biraz çocuklara yakın durmakla birlikte çocuğun da birlikte gelişi. Daha doğrusu şunu sormak istiyorum. Yani evlilik mesela bir aktristin hayatında neler değiştirir? Avantajlı bir şey midir? Bence riskli avantajlı bir şey. Hayata dair, yani oyuncunun yaşadığı hayata dair her şey avantajlı bir şeydir mutlaka. Yani bir çocuğun olması da çok avantajlı bir şey oyunculuğu için. Tecrübe, zaman, her şey oyunculuğa bence avantaj getiriyor. Faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Güzel, birlikte bir de düzenli, güzel, huzurlu bir hayatın da büyük etkileri olduğunu düşünüyorum. O yüzden keyifli bir şey. TRT okula geliyorum bu arada. Lütfen. Yeni projemiz başlıyor. Nedir? Yapımcım Hakan Emanetoğlu bu dönemi kaçırmak istemediği için. Şimdi Melekler ve Şeytanlar, bu sene Meleklerden gidiyoruz. Melekler ve Şeytanlar adı altında yeni bir projemiz başlıyor. Veysel Diker'le birlikte ikimiz oynuyoruz. Güzel. TRT okul ekranlarında işte 5 dakika, 8 dakikalık sitcomlar girip çıkacak. Kadın erkek ilişkileriyle ilgili. Mesela Veysel benden yorgun argınken bir bardak su istiyor. Ben de eve yorgun argın gelmişim. Bir melek beliriyor. O da yine ben melek halimle çıkıyorum. Ya diyorum işte tamam, bir bardak su istedi. Getireyim, ne olacak diyorum. Şeytan diyor ki ya yine var, o da yorgun, sen de yorgunsun. Kalkıp kendi suyunu kendi alsa ne olur diyorsun. Sürekli böyle bir iç çatışma halimiz var. Sonra bir işte aile danışmanımız çıkıyor, diyor ki işte bu öfke sorunu şöyle çözülmeli, böyle çözülmeli gibi. Kadın erkek ilişkiyle ilgili eğitici bir ve keyifli bir program ya, hazırlıyoruz. Melekler, Şeytanlar, Dan Brown falan geldi aklıma. Allah'ım. Hey, TRT okula bak. Ne prodüksiyonlara giriyor diye. Evet, çok farklı ben. Ve hoş bir program. Ha, güzel bir kişisel, aynen, gelişim. Biraz insanın kendisini eğitmesi meselesi falan filan. Tam da böyle üzerine gelmiş. Oh, evet, harika. Güzel oldu. Bedava eğitmeni de bulmuşsunuz. Dinlersiniz artık. Evet. Siz pedagog, melek mi olacaksınız, şeytan mı? İkisinin, hem ben normal aydın olarak varım. Hem meleğim var, hem şeytanım var. Herkesin içinde olduğu gibi. Tamam. Yani melekler, onlar da hamile mi? Onlar da hamile. Şu anda hamileler, doğumdan sonra bitecek onların da, normal hayata dönecekler. Peki, gayet güzelmiş. Bir sanatçının çok yönlü olmasını Zeynep Hanım önemserim. CV'nize dönmek istiyorum. Bir tarafta oyuncu Zeynep'i görüyoruz, bir tarafta yönetmen Zeynep'i görüyoruz, bir tarafta senarist görüyoruz, bir tarafta da çevirmen görüyoruz. Ve senarist onu... değilim. Senarist değil misiniz? Yok. Görüyoruz. Niye yazdın, yazmadım o zaman? Oyun yazdım. Yazdım bak. Senarist oyun, oyun yazan, ha, senarist olmaz. Tamam, peki, oyun yazar diyelim o zaman. Hı. Özür dilerim, yani karıştı. Yok, estağfurullah. Sedman şey bilmem ne falan. Yani dört teker tamam. Dört teker tamam. Ama insan bunlardan bir tanesini daha çok seviyor ya, birinin üzerinde yürümeyi. Oyunculuğu çok seviyorum. Bu mudur ya? Evet. Ben çevirmenlik bekliyordum mesela. Çevirmenliği de çok seviyorum. Harika. Bu mu sadece, ama yönetmenlik vardı. Yönetmenlikle daha pek aram yok. Yani bir kere deneyimledim. O çok zor bir iş. Biraz deneyim istiyor. Şu an beni korkutuyor. Niye korkuyorsunuz bundan? Bilmem. Daha zaman değilmiş gibi hissediyorum. Musa Bey, siz yönettiniz değil mi? Yönetmenlik bir yaptınız. Bir oyun yönettim. Bir oyun yönettiniz. Birlikte çalıştık. Para kaplıyor. Aynı evet, korkuları evet, yaşıyor musunuz? Korku olarak değil, sadece çok sevdiğim projelerde bu alanda o var olmak isterim. Yoksa sürekli yönetmenlik yapmak gibi bir ilgim yok. Siz bir yandan da harika bir iş arkadaşlığı, bir çift durumu var sizde. Tiyatro Yüzleşmeyi siz kurdunuz değil evet, mi ortaya? Evet. Bir üçüncünüz var. Cengiz Peksoy var. Üç kişi kurduk. Onu çağırmak. Dört sene. Bak şimdi. Yok. İçimizde kaldı o. Güzel olur değil mi? Tiyatro kurma meselesini ben hep böyle bir gizli bir hayranlıkla da izlerim. Kimi zaman insanlar kendi isimlerini taşıyan tiyatrolar kurdular ama tiyatro yüzleşme neyle yüzleşme tam olarak? Kişilerin yani kendileriyle yüzleşme. Yani sonuçta her zaman için sahneyi, bir oyunu seyircilere ayna tutmak olarak tabir ediyorsak, açıklıyorsak, kişilerin kendilerine de bir ayna tutması anlamında. Hı hı. İsminin Yüzleşme olmasına karar verdik. Ben güzel bir seçim yapmış olduğumuzu düşünüyorum. İsim harika. Peki seçimin sonucunu size soracağım. İnsanlar gelip yüzleşiyorlar mı kendileriyle?
Bence Kara Kaplı'da bunu başardık. Metin de öyle bir metindi. Seçtiğimiz metinleri de öyle seçmeye karar verdik. Hı hı. İkinci projede çok olmadı ama Kara Kaplı kadın erkek ilişkisine çok tuhaf bir şekilde bakan ve bütün ezberleri bozan, böyle inanılmaz derinliği olan bir oyundu. Dolayısıyla biz de çalışırken yüzleştik sıkı bir şekilde kendimizle. Bütün ezberlerimiz bozuldu. Nedir bence en çok bozduğunuz ezber nedir efendim? O değilmiş. Yastığı ver, yastığı. Açılay abi. Çöz bakalım bu elinleri. Yani kişi... bu... Kurtarıcı geldi bak. Yok. Kurtarıcı değil. Kuantum esprisini yaptık ama ilk önce soruna böyle kendinden bakmak, problemleri kendine çevirme kısmı vardır. Bu işlediğimiz, oynadığımız filmde de bu işleniyordu. Ezber ilk önce kişinin kendisine bakması anlamında Kara Kaplı'da da çok işlevseldi. Evet, yani bir kadın var, orada benim ezberim bozuldu. Ben ne kadar şeymişim, çok rahat bir şekilde bir evin içine giriyor, o eve de yerleşiyor. Ondan sonra da o evi de alıyor, adam evi terk ediyor. Bu kadar ezber bozuyordu. Nasıl bütün kuralları bozuyor. Allah. İşte ben de onu çalışırken bayağı ezberim bozuldu. Böyle bir kadın var. Böyle bir kadın varmış. Var var. Harikaymış. Ya böyle güzel bir... Yani şimdi bak, bu da başka bir Kara Kaplı. Kurtlar Vadisi'ni izlediğimde küçüktüm. Musa abimizin kötü rol oynadığı için hep korkardık kendisinden. Zaten dış görünüşü de öyleydi. Ama iyi biriymiş. Gamze harikasın ya. Ya belli ki hani bir liseli bir genç küçüğümüz. İskender Büyü'ye sorar mısınız? Çok kaliteli bir prodüksiyonda vampir rolünde oynamak ister miydi? Bunu bir yapımcı mı soruyor? Mesela bu da önemli bir şeydir mesela. Biliyoruz çünkü önümüzdeki sene bir vampir fantastik bir vampir dizisi Türkiye'de çekilecek. Oynamak ister miydiniz böyle fantastik bir karakter? Bir vampir egosuyla tanışmak isterim. Değil mi o da fena değil? Ya olayımız ego. Paso ego. Peki buna da yanıtı aldık.